Hatta ibadet öyle bir şey ki, eğer bir insan günlük hayatını Allah'ın emirlerine uymakla, yasaklarından kaçınmakla geçirse, diğer bütün basit, adi halleri dahi, yani uykusu, yemesi, içmesi, sohbeti, yürümesi, bütün hareketlerin tamamı ibadet hükmüne geçer. Nasıl ki bir memur 25 sene memuriyet yaptığı zaman, ben 25 sene devlete çalıştım ifadesiyle kendini anlatırsa, halbuki o 8 sene, yani günde 8 saat mesai olduğu için 8 sene çalıştı ama o 25 senesini devlete, hizmete tahsis ettiği için 25 sene hizmetten bahseder. Bir asker de 2 sene askerlik yapsa, ben 2 sene askerlik yaptım der. Hatta ona verilen belgede, tezkerede de 1961'de duhur, 1963'te terhis olmak suretiyle 2 senesini tamamlayarak terhis tezkeresini almaya hak kazanmıştır diye eski tezkerelerde yazılıydı. Yani 24 saat. Halbuki o da 24 aylık askerliği zamanında 8 ay çalışmıştır. 8 ay dinlenmiştir, uyumuştur. 8 ayda istirahat yapmıştır. 8 saat, saat usulü olsun. Onu bu şekilde yapmıştır. 8 saatte mesai yaptığı için aslında 24 senenin 8 senesini askerlik yaptı ama 2 sene askerlik yaptım der. İşte Cenab-ı Hak da bir mümine iman ederse, doğru iman ederse, Allah'ın emirlerini yerine getirirse, yasaklarından da kaçınırsa, böyle bir kimse bütün ömrünün tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. Pazara gitmesi, çoluk çocuğuna pazarlık alması, sadaka yerine geçiyor, Müslümanlara selam vermesi, sadaka yerine geçiyor, uykusunda yarınki ibadete kendini hazırladığı için uykusu da ibadet haline geliyor. Cenab-ı Hak Müslümanlara böyle lütufta bulunuyor. Hatta bu kadarla da değil. Cenab-ı Hak ibadetin sevabını verirken 1'e 10, bazen 1'e 100, bazen 1'e 1000, bazı mübarek gecelerde, günlerde, vakitlerde 1'e 70 bine kadar fazla sevaplar veriyor. En azından bir yapılan iyiliğe men câe bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilikle gelirse ona 10 mislini veririm buyuruyor. Yani bir Müslüman 1 lira sadaka verirse Cenab-ı Hak ona 10 liralık sadaka yazıyor. Allah göstermesin. Birinden 1 lira çalarsa günah olarak ona 1 lira çaldı diye yazıyor. Yani Müslümanların, inananların lehinde Cenab-ı Hak daima lütufta, ikramda bulunuyor. Fakat isyan eden, her şeye rağmen Allah'ın emirlerini tutmayan, yasaklarından kaçınmayan kimsenin başına elbette bir ceza, bir azap vuku buluyor.